Son yıllarda özellikle son 3-4 yıldır yaşanan taşkınlar bize gösterdi ki bu taşkınları erkenden haber alıp vatandaşımızı erkenden uyardığımız takdirde hem can kaybı hem mal kaybı noktasındaki zararlarımızı bir ölçüye kadar engelleyebileceğimizi düşündük ve bu amaçla ilki Trabzon'dan başlamak üzere bir adım attık. Bu da taşkın erken uyarı sistemlerini kurmaya başladık. Özellikle taşkın yaşadığımız akarsularımızın üzerinde bunların daha çok menba kısımlarına yani yerleşim yeri olan yerlerin bir miktar daha menbasına çıkarak oraya kurduğumuz istasyonlar vasıtasıyla akarsu yataklarındaki suyun seviyesini hem kamera ile hem de seviye ölçerler ile tespit ediyoruz, takip ediyoruz ve bunları yılın 365 günü 24 saat ve anlık veri olacak şekilde ve gerçek veri olacak şekilde takip ediyoruz. Bu veriye göre mansapta yerleşimlerin olduğu noktada kaç dakika sonra kritik kesitlerde taşkın olup olamayacağı bilgisine sahip olduğumuz için hemen bu uyarıları taşkın olabilecek sahada tahliye ve diğer uyarı işlemlerini yapmakla görevli AFAD'a bildiriyoruz. AFAD da buradaki gerekli uyarıları ya da gerekiyorsa tahliyeyi yaparak insanlarımızı önce canını kurtarma noktasında bir çalışma, devamında vakit varsa da malını kurtarma noktasında bir çalışmayla bu uyarıları geçiyoruz. Trabzon, DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğümüzün başlattığı ve 125 noktada kurduğu bu sistem Karadeniz sahilinin şu an tamamında kuruldu ve tamamlanmak üzere yaklaşık 266 noktada biz bunu Karadeniz sahilinde hemen hemen kurduk ve bitirdik sayılır. Bu sistemi Karadeniz'de öncelikle kurma sebebimiz Karadeniz her yıl taşkın hadisesini yaşayan bir bölge malumunuz. Devamında bunu tüm Türkiye'de şu an kurma noktasında da planlamamızı yaptık, projelerimizi geliştiriyoruz. İnşallah tüm Türkiye'de kurduğumuzda bugüne kadar yaşanan taşkınlar belki yine taşkın hadisesi olarak belli taşkınlar yaşanacaktır. Fakat insanımızın etkilenmesi artık minimum seviyeye düşecektir. En başta insanımızın canı, tabii ki devamında canından sonra da can malın yongasıdır. Malı önemli. Her ikisini de korumak adına bu sistemleri Türkiye'nin tamamında inşallah kurup tamamlayacağız. Sel tırmığı dediğiniz ve moloz bariyeri diyebileceğimiz dere yataklarında, üst havzalarda özellikle suyun debisinin arttığı zamanlarda suyla birlikte gelen teresubat malzemesi, ağaç, kütük gibi yüzer malzemeler bunları tutacak ve mansapta, köprülerde, menfezlerde tıkanmaya sebep olmasını engelleyecek yeni sistemleri de geliştirdik ki bu da Karadeniz bölgesi burada öncü oldu bize. Doğu Karadeniz'de özellikle bu sistemler ilk hayata geçirildi. Sel tırmıklarıyla dere yatağındaki büyük çaplı teresubat malzemesini tuttuğumuz gibi yüzer haldeki materyalleri de burada tutarak mansapta bunlardan kaynaklı bir tıkanma ve taşkın olmasının önüne geçmiş durumdayız ve bu sistemlerimiz hakikaten vazifelerini çok iyi yaptığını gördüğümüz için bundan sonra bu tür havzalarda yani büyük materyalleri taşkın esnasında büyük materyalleri taşıyan havzalarda bu sistemlerimizi kuracağız ve taşkınları da bir nebze bu sistemlerle önlemiş olacağız.